TR724 YouTube sayfasında Reşit Aylamaz'ın Temkin ve Telbis başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Yıllar önce ziyaretine gittiğim bir yazar, ortalıkta kimse yokken İslamcılığın mücadelesini biz verdik. Şimdiki Müslümanlar da bizi görmeli diyerek bir beklentisini ifade etmişti. Garip. Yıllardır damla damla terakküm eden kazanımların mimarı olarak sadece kendisini görmek büyük bir iddia ve başlı başına bir problem. Ne kadar dahlinin olduğu belli olmayan bir pazarın hasılatını kendi ambarına akıtmak istemesi de işin cabası. Halbuki onları derya derya harcayan haramiler çökmeden önce gelinen noktada görünen görünmeyen, bilinen bilinmeyen kim bilir kimlerin alın teri var. Yapanın, yaptığının karşılığını alacağı, yıkanın da tahribinin bedelini ödeyeceği gün de gelecek. Kimse görmese, kadir kıymet bilmese de görüp bilen bir kudret var. Onun için yapmışsak şüphe yok ki mükafatını da o verecek. O günlerden sonra zaman değişti, devran döndü. Hazan üstüne hazanla kavruldu memleket. Hayır pazarına sizinle birlikte girip koşuşturanlardan bazıları savruldu ve pişmanlıklarını dillendirir oldular. Hakkını haram eden, verdiğine zehir zıkkım olsun diyen bile oldu. Bu da başka bir garabet. Allah için koşturdu, onun için verdiysen problem yok. Yıldızı parlak olanların arasında görünmek için gürültü çıkarmış, birlikteliğini fark ettirebilmek için elini cüzdanına götürmüşsen, hedefine ulaşmış, alacağını da almışsın demek. Ama ne yaparsın ki? Etten kemikten varlıklarız. Dünü öyle, bugünü de böyle görüp fırsat avına çıkabiliyoruz. İşin aslı, bu işin mayası, çile ve mihnetle yoğrulmuş, sıkıntısını yaşamayan, cenderesinde inlemeyen yok gibi. Ne var ki ne beklentiye girmişler ne de pişmanlık duymuşlar. Adım atarken Allah için atmış, karşılığını da sadece ondan beklemişler. Evet, sıkıntı çekmiş, inim inim bir elem yudumlamışlar. Ne var ki zevali elemin lezzetiyle iktifa etmiş, kimseden karşılık beklememişler. Ne takdir ne de alkış. Acaba kim ne yaşadı diye 3 yıl süren bir inilti günlerini Şibi Ebi Talib'i taradım defalarca. Yok. Olmayan çile ve mihnet değil, onun her türlüsü var. O günkü firavunlar da şirazeden çıkmış. Yaşlı hasta dememiş, kadın çocuk ayrımı yapmamışlar. Toptan bir tenkil yaşanmış Mekke'de. Kulak zarlarını yırtarcasına bir inilti yansıyıp gelse de Faran dağlarından duyan olmamış yıllarca. Mekke sıcağında ve onca insan. Üstelik Ebu Cehiller pusuya yatmış köşe başlarında ve kapatmışlar muavenet yollarını. Kim bilir ne sıkıntılar sökün etmiş ardı ardınca. Bunlar var, yaşanan çile ve mihneti anlatmak yok. Daha doğrusu yaşanılanları karşılık bekleme niyetiyle gündem yapmak yok. Sadece birisi peşine düşüp zorlayınca konuşmuş sahabe. İbret olacaksa anlatmış mihnet günlerini. Hatta burada da faili gizlemiş, çoğu zaman ve bir meçhulün üzerinden anlatmış dünkü acıyı. Hafa türabının altına gizlemiş, faziletini ve mükafatını da sadece ondan beklemiş. Başka bir ifadeyle, ahirette karşılığını göreceği nimeti dünyada tüketmemiş. Koskoca 3 yıl ve sadece Sa'd İbni Ebi Vakkas radıyallahu anh'ın anlattığı 2 kare var. 1. Gecenin bir vakti, ihtiyacını gidermek için çömeldiğinde el yordamıyla bulduğu deri parçası. Islak kumun arasından çıkarıp onu temizlemesi, bir ateşe tutup kızartması ve bir süreliğine de olsa gözünü açıp kendine gelişi. 2. Açlığını bastırabilmek için ağaç kabuğu ve yapraklarını yemeleri. Bundan dolayı ihtiyaçlarını giderirken koyun keçiler misali ıtrahatta bulunuyor olmaları. Suyun olmadığı, yiyecek ve içecek sıkıntısının had safhada yaşandığı o günlerde kim bilir ne salgın hastalıklar sökün etmiş, ne acılar yaşanmıştır. Bir tarafta yüzlerce kişinin yaşadığı acılarla dolu bir 3 yıl, diğer yanda Sa'd İbni Ebi Vakkas'ın anlattığı sadece 2 hadise. Şüphe yok ki peygamber yolu bu. Kalbin zümrüt tepelerinde telbis diye bir konudan bahsediliyor ki, başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yapmış bunu. Uhud günü yaşadığı acıyı anlatırken, peygamberlerden bir peygamber diye başlıyor söze, ve ümmetine kaybı olmayan bir yol gösteriyor. Onun yetiştirdiği en faziletli zümre sahabe
ve ilk muhatapları olarak dini bütün incelikleriyle yaşamaları bir tarafa, usul ve üslup olarak da onlardan alacağımız çok şey var. Bugünün nesillerinde çok acı, ardı arkası kesilmez bir sancı birikti ve yarınki nesillere anlatacak ne çok şey var. Anlatılmasında fayda olacaksa tabii ki anlatılacak. Hatta bu destanın filmleri yapılacak, dizileri çekilecek. Kıvamını sahabe mayasına borçlu ne yıldızlar nakşedilecek zihinlere. Gözlerin aradığı yerdeki duruşumuz, usul medeniyetinin medeni yolcuları olduğumuzu gösterecek bir keyfiyette ise yine problem yok. Ancak bu davanın bir ferdi olduğum için benim de canım yandı, servetim gitti, sizin bilmediğiniz daha nice zorluklar yaşadım, bilinmedik ne fedakarlıklara katlandım diyerek söze başlar ve muhataplarımızdan velev ki bir alkış beklersek, yürüdüğümüz güzergahı kirletmiş ve savrulmuş oluruz. Öyle ya, imtihanlar çeşit çeşit. Hepimiz fırsat avcılığıyla pusuya yatmış birer nefis taşıyoruz ve unutmayalım ki şeytan da iş başında. Bugünler de geçecek. Peygamber yolunun yolcularına o günde dikkat gerek. Elimi geride kalmış günlerin lezzetini yudumlarken de üslubumuz temkin ve telbis olmalı.